2 milyonun üzerinde Yahudinin ölümünden sorumlu tutulan Alman SS subayı Adolf Eichmann'in İsrail Devleti tarafından Arjantin'de kaçırılıp İsrail'e getirtilerek Kudüs'te yargılanmasının anlatıldığı Hannah Arendt'ın kitabı Kötülüğün Sıradanlığında Eichmann savcının iddianamedeki her bir suçlamasını şöyle reddettiğini anlatır. Bu iddianame bakımından suçsuzum. Kendisini ne bakımdan suçlu gördüğü sorulmaz. Çünkü Eichmann'a göre yaptığı her şey yasaldır. Dönemin Nazi hukukunun dışına çıkmamış, kanunsuz bir eylemde bulunmamış, verilen emirleri sadece yerine getirmiştir. O dönemde herkes Yahudileri öldürüyordur. Kötülük Hannah Arendt'ın kitabında tek kelimeyle tanımlanır. Sıradanlık. Joshua Oppenheimer'ın belgeseli öldürme eyleminde Endonezya'da 1965 darbesi sonrasında ordunun görevlendirdiği paramiliter gruplarının canileri de o dönem içerisindeki işledikleri cinayetleri olağan görmekte kalmazlar. Aynı zamanda utanmaz bir biçimde övgüyle bahseder yaptıkları katliamlardan. Oppenheimer'ın belgeselini Arendt'ın kitabında yer alan sıradanlığın bir üst seviyesine evrilmiş halidir. Kötülüğün övüncü. Yeni sinema tüm zamanların en iyi, en tuhaf belgesellerinden biri olan öldürme eylemi incelemesiyle tutkusuna devam ediyor. Lütfen abone olup çanı açmayı, diğer içeriklerimi de vakit buldukça izleyerek beğendiklerinizi beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Burada bir sürü hayalet olduğu söylenir. Çünkü burada bir sürü insan ölmüş. Ve hiçbiri doğal nedenlerle evet, ölmedi. Evet, sıra dışı ölümlerdi hepsi. Buraya sağlıklı gelmişlerdi. Ama sonra şurada dayak yiyip ölmüşlerdi. En başta adamları döve döve öldürüyorduk, döverek öldürüyorduk. Ama o zaman çok kan akıyordu. Her taraf kıpkırmızı oluyordu. Yerler kan gölüne dönüyordu. Kanı temizliyorduk temizlemesini ama o zaman da çok kötü bir koku oluyordu. O kadar kan akmasını önlemek için de ben bir sistem geliştirmiştim, tamam mı? Şimdi size göstereyim mi? Pekala, tamam, başlıyoruz. Tamam. Evet. Tamam, sen geç şuraya otur bakalım. Şimdi de o tarafa dön bakalım. Evet, işte böyle, bunu düzgün şekilde canlandırmamız gerekiyor. Evet. İşte adamları bu şekilde öldürüyorduk. O zaman da çok fazla kan akmıyordu tabii. Öldürme eylemi Endonezya tarihinin bir dönemine ışık tutmakla kalmıyor. Aynı zamanda bir toplumun da az içinde kaldığı sürece egemenler tarafından halkı katleden katilleri bağrına bastığını gösteriyor. Şimdi iş bu noktaya gelmeden önce katliamların yapıldığı 1965 yılına dönelim. 30 Eylül 1965'te bir grup orta üst düzey subay genelkurmay başkanını ve 5 üst düzey generali tutuklayıp öldürür ve ardından devrimci konseyin kurulduğunu ilan eder. Tabii bu olaylar komünistler darbe yapıyor süsü vermek üzere kurgulanmış bir düzmecedir. Hala bu tuhaf olayları başlatan Komünist Parti olduğuna dair bir kanıt yoktur. Komünistler darbe yapıyor diyerek bir kahraman gibi sahneye çıkan General Suharto da her nasılsa tek bir kurşun atılmadan asileri 24 saat içerisinde engeller. Bu komplodan 2 hafta sonra 18 Ekim'de radyodan okunan bir bildiriyle Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve Çin Komünist Partisi'nden sonra dünyanın en büyük 3. Komünist Partisi olan Endonezya Komünist Partisi'nin feshedildiği açıklanır. Bunu takip eden süreçte Amerika Birleşik Devletleri orduya silah, para, paramiliter gruplara eğitim, tesis sağlar. Böylece ordu 17 bin adadan oluşan bu geniş takım adadaki cinayetleri koordine eder. ABD'nin orduya verdiği ve bu insanların öldürülmesini istiyoruz dediği Endonezyalı tanınmış kişilerin, entelektüellerin, topraksız köylülerin, gazetecilerin, sendika liderlerinin binlerce isminden oluşan listeleri Endonezya ordusu da öldürme yetkisi verdiği paramiliter gruplara sunar. ABD aynı zamanda Endonezya ile Çin'in arasını açmaya çalışan bir propaganda üretir. Temel olarak birkaç yüzyıldır Endonezya'da etnik bir azınlık olan Çinli Endonezyalıların Çin'in komünist bir ülke olması nedeniyle bir şekilde Endonezya komünizminin beyni oldukları söylenir. Ve Endonezya ile Çin'in arasını açmaya çalışan bu jeopolitik eylem sadece Çinli oldukları için Endonezya'da 50 bin Çinlinin öldürülmesine yol açar.
ABD'nin Endonezya'ya ordu ve faşist gruplara yardım sebeplerinin en önemlisi ise komünizme karşı Asya'da domino taşı etkisi diye nitelendirdiği öngörüdür. Güneydoğu Asya'daki en önemli domino taşı Endonezya'dır. Çünkü Avrupa ile Asya arasında nakliye yollarının üzerinde yer almaktadır. Avrupa'dan Asya'ya da tersi yönde gelen her türlü malzeme Endonezya'dan geçmek zorundadır. Dolayısıyla emperyalizm için Endonezya vazgeçilmeyecek bir ülkedir. Öldürme Eylemi belgeselinin tarihsel bağlamdan yoksun yükseldiği zemin bu iken filmin yapılmasına giden süreç nasıl oluştu peki? Yönetmen Joshua Oppenheimer 2014 yılında süreci şöyle anlatır. Yaklaşık 12 yıl önce meslektaşım Christine Sin ile birlikte Suharto diktatörlüğünün ardından plantasyon işçilerinin sendikalaşma mücadelelerini belgeleyen bir film yapmalarına yardımcı olmak için Endonezya'ya gittim. Ve işçilerin bir sendikaya çok ihtiyaçları olduğu ortaya çıktı. Çünkü herbisit püskürtüyorlardı ve kadın işçilere herbisit püskürtme işlemini yaptırıyorlardı. Öldürücü bir ot, koruyucu giysileri olmayan işçilerin ciğerlerini eritip onları 40'lı yaşlarında öldürüyordu. Ve yine de bir sendika örgütlemekten korkuyorlardı. Ebeveynleri ve büyük anne ve büyük babaları güçlü bir plantasyon işçileri sendikasında yer almış ve bu yüzden öldürülmüşlerdi. Endonezya ile ilk karşılaşmam ve 1965 soykırımı ile ilk karşılaşmam bu şekilde oldu. O filmin ardından 1965 katliamlarını bilenler ve sağ kurtulanlar Oppenheimer'a geri dönmelerini ve neden korktuklarına ilişkin bir film yapmalarını ister. Yani etrafındaki faillerin hala iktidarda olduğu bir ortamda yaşamanın kendileri için nasıl bir şey olduğunu. Hemen geri döndük diye devam eder Oppenheimer. Ama ordu artık hayatta kalanların filme katılmasına izin vermiyordu. Ordu 1965 hakkında konuştuğumuzu öğrendi ve ne zaman film çekmeye çalışsak bizi ya da onları gözaltına alıyordu diyor Oppenheimer. Bunun üzerine hayatta kalanlar tamam derler. Eğer bizi çekemiyorsanız bırakmadan önce eve gitmeden önce köyümüzdeki yaşlı ölüm mangası liderleriyle röportaj yapmayı deneyin. Belki sevdiklerimizin nasıl öldürüldüğünü size anlatırlar. Bu adamlara yaklaştık diyor Oppenheimer. Onlarla cinayetler hakkında konuşmanın güvenli olup olmadığından emin değildik ve dehşete kapıldık. Her biri övünerek ayrıntılı, tüyler ürpertici toplu katliam hikayelerine karşılık verdi. Ve genellikle eşlerinin, çocuklarının ve hatta torunlarının önünde yüzlerinde bir gülümsemeyle anlatıyorlardı her şeyi. Oppenheimer'ın belgeseli işte buradan devam ediyor. Ve bizi başlarken uzaktan balık şeklinde bir yapının ağzından çıkan dansçı kızlarıyla karşılıyor. Bir sonraki anda ise büyük bir şelalenin çevresine toplanmış insanların yaptığı gösterinin sahnelendiği bir film çekimine ve sonrasında şafak vakti havanın pis ve ağır olduğu Endonezya'nın yoksul mahallesinden daha merkeze, ünlü Amerikan hamburger restoranının bulunduğu ışıltılı bir Endonezya caddesine geçiş yapar. Tüm bu geçişlerin ardından Enver Kongo ile filmin yörüngesinin ne olacağının nüvelerini bize aktarım yapar. Oppenheimer başlangıçta anlattığım sürece kadar ki Endonezya'nın siyasal çalkantılı dönemlerini tarihsel zemini üzerine bir belge sunmuyor. 2 sene içerisindeki konuştuğu 40 failin ardından 41. faille birlikte öldürme eylemi, öldürenlerin öldürme anında ne düşündüklerini, ne hissettiklerini ve nasıl yaptığıyla ilgili süreçleri canlandırması ile birlikte onların bağlantılarına iniyor. Ve filmin başında Enver Kongo ve arkadaşı Koto ile birlikte Endonezya'nın yoksul bir mahallesinde çekecekleri bir sahnede canlandıracakları katliam için figüran aramaları ile başlıyor. Enver ve filmdeki bütün failler bir film içinde film olmadıklarını, dolayısıyla kurgu üretmediklerini, öldürme eyleminin filmine çalıştıklarını biliyorlar. Dolayısıyla yaygın bir yanlış kanıyla Oppenheimer onları kandırarak bir film çekmiyor. Burada Oppenheimer katilleri sadece kendilerini canlandırması için kullanmıyor. Onlar aynı zamanda canlandırmalarında kurban rolüne de geçiyor. Bu eylem onların ölüm ve yaşam arasında gidip gelmelerinin ne demek olduğunu ve kurbanların neler yaşadığını hissetmesine de yol açıyor. Enver bir sahnede kurban rolüne girerek kendisine yapılan işkence canlandırmasında bir an durur ve hareketsiz kalır. Daha sonrasında bütün bedenine tepeden tırnağa bir dehşet büründüğünü anlatır. Oppenheimer ise sen bunun bir film olduğunu bildiğin halde bu dehşeti yaşadın. Gerçek hayatta bunu sen insanlara yaşattın. Senin yaşadıklarının defalarca misli dediği zaman gerçekten de sadece canlandıran için değil, koltuğu başında bu kan dondurucu eylemleri izleyip de hiçbir şey elinden gelmeyen izleyiciye, daha doğrusu bana bile ağır geldi. Ve bir şey gelip boğazıma bir yumru gibi oturdu. Oppenheimer filmini bellek ile bugün, gerçeklik ile canlandırma arasında köprü atarken yalnızca katillerin dünyasını değil, onu çevreleyen toplumu da otopsi masasına yatırıyor. Eline neşteri alıp ölü Endonezya toplumunun ölüm sebeplerini araştırıyor. Seneler önce yapılan solun tasfiyesi ardından iktidarda olanlar 1965'teki failleri koruyor ve kolluyor. Hatta onlarla birlikte hareket ettiklerini, onların toplantılarına katılıp pançasıyla adını verdikleri faşist örgüte şiddet kullanımına salık veriyor.
Pazarda esnaftan yapacakları toplantı için zorla para istiyor bu örgüt. Ve buna karşı kimse dur diyemiyor. Sıradan bir resim öğretmeni 1965'te öldürdüklerinin ardından ödüllendirilip o bölgenin eğitim müdürlüğüne atanıyor. Alt düzey bir güvenlik görevlisiyken koca bir çiftliğin başına geçen, lüks içinde yaşayarak hayatına devam eden katillerin yaşantısıyla övüncünü belgelendiriyor film. Sadece bununla kalsa iyi. Devlet televizyonları katilleri ekrana çıkarıp onlara insanları nasıl öldürdüklerini anlatarak seyircilerin alkışları eşliğinde teşekkür ediyor. Endonezya toplumunun ne kadar geri, akıl ve insanlık dışı kaldığının bir belgesi olan şaşkınlıktan ne diyeceğimizi bilmediğimiz bu sahneyi birlikte izleyelim. Sen ne güzel bir ülkeymişsin. Peki o günlerde bulduğunuz komünistleri ofisinize mi götürüyordunuz? Evet, onları sorgulayıp artık yaşamamaları gerektiğine karar verdiğimiz komünistler olduğu zaman da onları öldürmemiz gerekiyordu. Biz de görevimizi yapıyorduk ve onları öldürüyorduk. Evet, öldürmek zorundaydık. Anlıyorum. Peki bu komünistleri öldürmek için kullandığınız yönteminiz gangster filmlerinden evet. mi esinlenmiştir? Bazen evet. Bazen evet, mi? Bazen. Yani aslında... Bazen mi? Filmlerde evet, evet, ilham alıyormuş değil mi? Her türün kendine az yöntemleri oluyordu. Mesela mafya filmlerinde adamı arabada boğduktan sonra cesedi götürüp uzaklarda bir yerlere atarlar. Biz de onlardan gördüğümüzü yapıp cesetleri atıyorduk. Onlar gibi. Bu da demek oluyor ki Anvar'la arkadaşlarının komünistlerden kurtulmak için daha etkili yeni bir sistem geliştirmesi gerekiyordu. Ve bu daha insancıl, daha az sadistçe, gereksiz şiddetten kaçınan bir yöntemdi. Ama sonuçta yine de onları öldürüyordunuz, öyle değil mi? Komünistleri öldürüyordunuz. Bu alçaklığın tarihini yazmış kişileri bir filmde övünmelerini çekmek bir yandan suç gibi görünse de Oppenheimer'ın onların tarafında olmadığını bilmek lazım. Sanatçı rejimin propagandasını yapmıyor. Kanla yoğrulmuş, suçlunun suçunu övdüren yasal zemini değil de suçunu övenin belgelenmesine kızmayı pek aklım ermiyor. Çünkü Oppenheimer katillerin ne olduğunu, ne düşündüklerini bilmek istiyor. Hatta üzerine de onları çektikleri sahneleri seyrettirip yorumlarını alıyor. Onları yaptıklarından ötürü alkışlamıyor. Örneğin devlet televizyonlarında onların yaptıklarını anlatırken alkışlatmalarını bize ulaşmış gördüğümüz en tuhaf durum belgesidir. Oppenheimer olmasa Endonezya toplumunun bu biçimde olduğunu nasıl bilecektik? Onların kan akıtarak yerleştiği devlet mekanizmaları onları koruma altına almış durumda. Herhangi bir eleştiri yapmıyor devlet onların hakkında. Tüm bu kan dondurucu ifadeleri, şaşırtıcı tavırlarının karşısında benim gördüğüm tek eksik, keşke mağdurlardan birisini çıkarıp onlarla yüzleştirseydi diye düşünmeden edemiyorum Oppenheimer'ın. Bunu tüm insanlık adına yapmalıydı Oppenheimer. Bu durumu aynı konuya ilişkin diğer belgesi Look of Silence'da gidermeye çalışıyor. Bu filmde ise bir yüzleşme olsa da oldukça tuhaf. Örneğin üvey babasının öldürülmesini anlatan bir adam onlara teşekkür ediyor yüzündeki gergin ifadeyle. Öyle bir başkalaşmış toplum ki örneğin Koto iş adamları ve işçiler adı verilen tuhaf bir partiden milletvekili adaylığını koyduktan sonra oy istemeye gittiğinde halktan ona sordukları ise bize tişört getirdin mi oluyor. Bir tişört bir oy ha? Bu da güzelmiş Endonezya. Kurbanların yakınlarının görüşlerinden birini Internet Movie Database sitesinde bu filmin altındaki bir yorumda buldum. Ve okurken açıkçası gözlerim doldu. Ben içeriye eklemek istiyorum. Yapacağım alıntı Edulianto Nikli yorumcudan. Gerçeği çok fazla bilen biri için izlemesi zor başlığıyla duygu ve düşüncelerini şöyle anlatmış. Gerçekten bildiğimi ve aşina olduğumu söyleyebileceğim bir şey yazmamak için kendimi zor tutuyorum. Tam da bu gençlik örgütünün Pemuda pançasıyla kalesinin bulunduğu ve geçmişte tüm cinayetlerin işlendiği şehirde doğdum. O zamanlar işledikleri ve şimdi işledikleri tüm suçlara yabancı değilim. Annem 13 yaşındaydı ve onların acımasızlıklarına şahit olmuştu. Bana dehşetli gözlerinde hala görülebilen korkularla anlatırdı. Pemuda pançasıyla askeri kamyonlarla palalarla geldiğinde ve sloganları pançasıyla diye bağırarak komünistlerle ilişkisi olan herkesi bulup infaz etmek istediklerinde kardeşleri kaçıp bir pirinç tarlasında canlarını kurtarmak için saklanırlardı. Ancak tüm komünist bahaneler ön yargılıydı ve sadece istediklerini yapmak ve çoğunlukla hiçbir kanıt olmadan komünist olduklarını düşündükleri herkesi öldürmek için kullanıldı. Komünist kadın örgütü Gervani üyesi olmakla suçlanan komşusunun tecavüze uğradığına, ardından sokağa sürüklendiğine ve direnen diğerlerine ibret olsun diye öldüresiye dövüldüğüne tanık oldu. Annemin dükkanını yağmaladılar, yediler, içtiler ve alamadıklarını yok ettiler. Saygısızlık gösteren tek bir kelime ya da göz teması halinde annem kendini öldüresiye dövülürken bulurdu. Sokakta her yere saçılmış cesetler ve vücut parçaları normal bir manzaraydı. Geceleri birilerinin öldürülmediği bir gün bile geçmiyordu. Birçoğu kanıtlanmamış suçların kurbanları oldu. Komünist Parti'den gübre veya tarım aletleri alan fakir çiftçiler, komünizmin ne olduğu hakkında hiçbir şey bilmedikleri halde komünist olarak kabul edileceklerdi.
Bu katliamlara Enver Kong'a dair tüm failler bir kimlik çatışması içerisine girdiğini görüyoruz zamanla. Ben bir cani miyim yoksa bir kahraman mıyım? Bütün o öldürme sahnelerini çekerken canlandırmalarda tüm vahşi yönlerini gösterdikten sonra şu ikilemde kalırlar. Eğer bu şekilde davranırsak insanlar bizim hakkımızda sadist olarak düşünmeye başlayacak ve bize karşı fikirleri değişmeye başlayacak. Fakat bu düşünceyi budamak yerine daha fazla canice olmayı tercih etmeye çalışırlar. Çünkü toplumun fikirleri ne kadar değişirse değişsin, iktidar onları kolladığı için kendilerine bir yaptırımları yoktur. İkincisi ise gerçek hayatta yaşadıkları ile canlandırmalarında yaptıkları arasında bir uçurum vardır. Ve gerçekte de daha acımasız, daha vahşi, daha saldırgan ve daha pervasızdırlar. Canlandırmalarında ise hafızalarında kalmış görüntülerin eşdeğeri olmaz. Enver Kong'u bu gerçekliğe işaret eder. Ve ilginç bir şekilde bu canlandırmalarında daha güzel görünmek ister. Saçını boyatır. Sonuçta gençliğinde yaptıkları her şeyi güzel olarak görmektedirler. Daha öncesinde de kurbanlar değil, katliam yapanlarla ilgili belgeseller var iken, örneğin Kamboçya'da 2 milyon insanı öldürmüş komünist kılığına girmiş Kızıl Kimerler kadrolarıyla görüşmeleri anlatan Halkın Düşmanları belgeseli gibi. Ondan ve diğerlerinden ayıran suçlular suçunu kabul ettikleri ve bunu bir suç olarak görmeyip herhangi bir pişmanlık duygusuna kapılmadan, özür dilemeden, ceza çekmeden elini kolunu sallayarak devlet koruması altında dolaşıp kendilerini ölmesidir. Bu övünç öylesine hastalıklı bir boyuta gelmiştir ki Enver Kong'u çektikleri filmde öldürdüğü Çinlilerden biri cennette onun boynuna madalya takarken "İyi ki beni öldürmüşsünüz, sayenizde cennete kavuştum" diye teşekkürler ederek sahneler. Öldürme eyleminde eşi benzeri olmayan, insanın kanını donduran ifadelerle itiraflara sahip insanları görüp de para için onurunu, toplumunu, ruhunu başkalarına satmayan her insan kendine bir kez sarılabilir. Bu anlatıları duymak asap bozucu. Hiçbir şey yapamamak ve yapılmadığını bilmek ise kahredici. Daha önce hiç bu haber odasında komünistleri sorguladığınız olmuş mu? Evet evet, o da çok uğraşırdı. Sürekli bilgi toplamak için uğraşıyordu. Ve istediği bilgiyi elde ettikten sonra bize adamın suçlu olduğunu söylerdi. Biz de adamları alıp buradan götürür ve onları öldürürdük. Haber odanızda komünist insanları sorguya çektiğiniz zaman onlara ne tür sorular soruyordunuz acaba? Biz ne sorarsak soralım, onlar ne cevap verirse versin, komünistleri kötü ve suçlu gösterebilmek için cevaplarını değiştirirdik zaten. O dönemin gazetecisi olarak benim tek bir görevim vardı. Görevim insanların onlardan nefret etmesini sağlamaktı. Peki o zamanlar orduyla ilişkiniz neydi? Kiminle? Orduyla ilişkiniz. Orduyla resmi bir ilişkimiz yoktu elbette. Komünist gençleri ele geçirip onları burada bir temiz dövdükten sonra onları orduya teslim ederdik. Ama ordu onları almazdı. Bize "atın bu adamları nehre" falan derlerdi. Biz de atardık işte.